Hamza! Altı asır hüküm sürecek bir imparatorluğun macerası gözlerinizin önünde yaşanıyor. Diriliş Ertuğrul'u her bölümüyle bizleri büyülemeye devam ediyor. Bir de bugün diziye ikinci sezon dahil olan ve Gümüştekin karakterini canlandıran Mehmet Polat'la sizin için keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Az sonra... Geçtiğimiz bölümde yine nefesler tutuldu. Diriliş Ertuğrul yine büyük aksiyonların ve heyecanların yaşandığı bir bölümde izleyicilerin karşısına çıktı. Gün doğdu. Zalim Noyan'ı tuzağa düşürür ve Selcan'ı kurtarır. Ertuğrul yine büyük bir mücadelenin içerisinde yeni düşmanlarına meydan okurken Noyan'ın infazı sırasında obaya Saadettin Köpek gelir. Değerli emir, Saadettin Köpek. Canlandırdığı karaktere hayat verirken ne düşündü? Onun gözünden Gümüştekin karakteri nasıl biri? Diziyle ve dönemle ilgili merak ettiğimiz soruların cevabı Mehmet Polat'la olan samimi kim söyleşimizde. Baş alpimiz Gündoğdu Bey'in başına bir iş gelirse iki oba da sarsılır. Mehmet Polat'ın oyunculuk serüveni nasıl başladı? Oyunculuğa devlet tiyatrolarında başladım. 1990 yılında. Aşağı yukarı işte kaç yıl olmuş oluyor? 25 yıl. Dolmak üzere, doldu hatta oyunculukta ama tabii bu süreç devamlı olan bir süreç değil. Kesintilerle ilerleyen bir süreç. Oyunculuk aslında genel anlamıyla, genel itibariyle özellikle dizi sektöründe ve sinema sektöründeyseniz süreklilik arz eden bir durum değil. Kimi zaman çok yoğun çalışabiliyorsunuz, kimi zaman uzun süreler çalışmayabiliyorsunuz. İşte kesintilerle birlikte 25 yılı bulan bir oyunculuk serüveni var. Belli ki ikisi de sözlerimizin peşine takılmayacak kadar kibirli ve budala. Onlar ölürse geriye Ertuğrul'la Korkut kalır. Diriliş Ertuğrul'dan teklif geldiğinde neler hissettiniz? Yani teklif geldiğinde özellikle çok da bir sevindim. Kaliteli bir iş, kaliteli proje. İyi oyunculardan kurulu, iyi bir yönetmeni olan, iyi bir yapım firması olduğu için tabii ki memnuniyet duydum, heyecanlandım. Sana tek bir şey soracağım Noyan. Sungur Tekin'de olup da ele geçirmek istediğiniz şey neydi? Projeye dahil olma süreciniz nasıl oldu? Uzun da bir süreç oldu onun. Aslında Haziran'da falan görüşmelerini yapmıştık. Daha önce girecekti bu karakter. Biraz uzadı gelişi. Ama iyi oldu yani. İyi hissediyorum. Burada çalışmaktan çok mutluyum. Noyan her şeyi biliyor. Saadettin Köpek'le olan ittifakımızı, Uç Bey'le istediğini, her şeyi. Diriliş Ertuğrul'un yer aldığınız projelerden farklı olacağını düşünüyor muydunuz? Zorlu bir iş olacağını biliyordum. Onu kestirebiliyordum. Çünkü daha önce yaptığım işlere benzemeyen bir iş. Bir dönem işi. Gerçi dönem işinde küçük deneyimlerim olmuştu ama bu kadar uzun soluklu bir deneyim olmamıştı doğrusu. Bu mührü kimsenin bulamayacağı bir yere sakla Aytolan. Noyan belasının hesabını gördükten sonra Saadettin Köpek'le konuşmamın vakti geldi. Rolünüz için nasıl bir yol, yöntem izlediniz? Her projenin kendine göre bir dili var aslında. Onun için de yeni bir oyun dili, yeni bir oyunculuk dili bulmanız gerekiyor. Şimdi dönem olmayan işlerde daha gündelik oynamanız gerekiyor yer yer. Zaman zaman çok yüksek de oynayabiliyorsunuz. Force edebiliyorsunuz.
Ama bu iş farklı bir iş. Demin Zeynep'le de konuştuk bu meseleyi. Biraz böyle hani çok doğal oynadığınız zaman çok böyle alelade düşebiliyorsunuz. Ama çok force ettiğiniz zaman biraz abartıya kaçabiliyor. Başta biraz tabii nasıl bir netice alacağımı bilmediğim için biraz endişeliydim doğrusu. İlk sahne de bayağı uzun bir sahneydi, ilk çektiğim sahne. Bayağı yoğun bir sahneydi. Dolayısıyla nasıl olacağını gerçekten çok merak ettim. İzleyince tabii bir takım şeylerin olduğunu, bir takım şeylerin oturmamış olduğunu fark ediyorsun bir oyuncu olarak. Yoğun olman gereken bir iş bu, yani yoğun ve çok o duyguları kompakt hale getirmek gerekiyor, getirebilmek gerekiyor. Mehmet Polat'ın gözünden Gümüştekin'i dinleyebilir miyiz? Aslında bunu Deli Demir ifade etmişti yani. Önceki bölümlerin birinde tekinsiz gümüş diye. Yani tek kelimeyle ifade etmek gerekirse tekinsiz bir adam diyebiliriz yani. Sağa solu çok belli olmayan, çok böyle kontrol eden, kendi kafasının içinde çok evirip çeviren, çok gözleyen, kollayan, etrafı çok kolaçan eden, ajite etme yönü güçlü, etkili, politik yanı güçlü bir adam. Sarayda da olduğu için, sarayda da yetişmiş olduğu için, sarayda da görev yapmış olduğu için. Sarayı, entrikaları, o çevreyi çok iyi bilen, bunu çok iyi uygulamaya geçirebilen bir adam. Yani kısaca tek kelimeyle özetlemek gerekirse, demek gerekirse tekinsiz, evet aslında tekinsiz bir adam. Gidip Selcan Hatun'u Noyan'ın elinden alacağım. Belli ki Noyan'ın istediği emaneti Sungur Tekin'den almışsın. Gümüştekin karakterini hem başarıyla hem de keyifle canlandırdığınızı düşünüyoruz. Bunu oynamaktan büyük bir keyif alıyorum doğrusu. Biraz böyle hani sanki teatral bir yanı da varmış gibi hissediyorum bu işi. O yönüyle de keyifli, uzun süredir tiyatro sahnelerinde de olmadığım için. Bu gerçi tartışılabilecek bir şey. Herkes aynı bakmıyor olabilir. Benim görüşüm. Bunların kırpılma vakti gelmiş. Kilimhanede de iğne ihtiyaç vardır. Bir el atasın çoban Mustafa. Başüstüne hanımım. 13. yüzyılda yaşamak ister miydiniz? Yani tabii 13. yüzyılda yaşamayı kim ister bilmiyorum ama daha 13. yüzyılda yaşamak istemezdim herhalde. Ama şu yönlerini yaşamak isterdim belki. Hani atlar, doğanın içinde olmak, o doğal hayatı yaşamak. Çünkü insan hani doğadan uzaklaşmaya başladığı zaman biraz şey oluyor. Yani aslında kendinden de kopuyor. Doğanın içinde olmak daha bir var olduğun hissiyatını verdiği için evet belki o yönüyle o zaman yaşamak isterdim. Bir de atlar tabii, atları çok seviyorum. O çok önemli. Dizinin size neler katacağını düşünüyorsunuz? Kesinlikle çok şey katacaktır yani. Yani çünkü her yeni bir şey başlamak, her yeni ortama girince mutlaka, eğer tabii ki algılarınız açıksa, kapalı değilse, sadece kendi pencerenizden bakmıyorsanız mutlaka bir şeyler alacaksınızdır kendinizce, kendinize göre. Diriliş Ertuğrul bana çok şey katacaktır. Evet, bunu hissediyorum, seziyorum. Yani hem kariyerim açısından hem oyuncu olarak farklı bir şey deneme açısından beni çok zenginleştireceğini düşünüyorum. Çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum her yönüyle. Özellikle yani benim için şu an en önemli şey, oynarken gerçekten keyif alıyorum. Hissederek oynuyorum ve keyif alarak oynuyorum. Bu benim için çok önemli ve çok sıkı çalıştığımı söyleyebilirim yani bu anlamda. Gümüştekin karakterine izleyici tepkileri nasıl? Ne kadar güzel bir iş yapıyorsunuz diye çok teşekkür eden insanlar var.
Gerçekten çok sahiplenilen bir iş, çok sahiplenilen bir proje. Bunu gördüm, bunu hissediyorum. Benim üstümden diğer oyunculara işte selam gönderenler var. Kötü karakter oynuyorsun diye böyle farklı bir davranış çok sergilemiyor insanlarımız. Yani onun biraz drama olduğunun da farkındalar. Ama kendilerini kaptırıyorlar da aynı zamanda. Ama bu kaptırma dengeli ve hani böyle çok seni bozacak şekilde olmuyor. Güzel yani, memnunum dışarıdaki ilgiden de, insanların ilgisinden de. Son olarak TRT 1 ve Bir de Bugün izleyicilerine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bizi izlemeye devam etmelerini istiyoruz her şeyden önce. Aynı şekilde biz de tabii aynı şekilde çok iyi bir iş yapmaya devam edeceğiz. Biz de bunun sözünü verebiliriz kendilerine. Usta oyuncu Mehmet Polat'a keyifli söyleşimiz için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu çınar dallarıyla tüm cihanı kucaklasın. Hakkın yolunda buraları fethedecek olan bey, mazlum gayrimüslimlerin gönlünü de fethedecek. Tarihin içinden Diriliş Ertuğrul'la geçmeye hazır olun. Diriliş Ertuğrul bu akşam saat 20'de TRT 1'de. Neslimiz senin yolunda adaletini ve merhametini tüm cihana yaysın. Allahu Ekber!